Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz, son bölümdeyiz. Son bölümde bir erken genel seçim konusu var, mevzusu var. Hatta Yüksek Seçim Kurulu'nun partilere bir bu konuda bildirgesi var. 1 Kasım'da olsun diye. Veya 25 Ekim. Değil mi? Veya 25 Ekim. Bu konuyla ilgili biraz konuşalım. Türkiye'deki seçimler bizleri nasıl etkileyecek? Bu partilerin... ...oy oranlarını nasıl etkileyecek? Bizim buradan görüşümüz, bizim pencereden görüşümüz neler bu konuda? Son olaylar hangi partilerin oylarını belki aşağıya çekecek veya hangilerini yükseltecek? Zaten şunu biliyoruz, AK Parti kendine çeki düzen vermezse... ...mutlaka yine o rakamların belki de altına düşebilecek diye söylüyoruz. Oradan girelim. O zaman bu sefer Sayın Mansuroğlu'ndan girelim. Oradan Teşekkür, başlayalım. Buyurun. Şimdi ben bu konuya şu şekilde başlamak istiyorum... Evet şu partileri bir tanımak lazım. Evet. Örneğin mesela bugün AK Parti genelde muhafazar kesimin tuttuğu bir parti. Evet. Ee, MHP ülkücü gençliğin evet, milliyetçi gençliğin. Milliyetçiliğin evet. tuttuğu bir parti. Evet. Ee, CHP işte sosyal demokrat Sosyal demokrattan ziyade laikçilerin tuttuğu bir parti. İyi, onu siz söylüyorsunuz. Evet, evet. tamam. Ee, öbür taraftan HDP Kürt milliyetçiliği üzerine yani evet, bunu kesin altını çiziyoruz. Kürt milliyetçiliği evet, üzerine kurulmuş bir parti. Kurulmuş onun, bir üzerine, parti yani. evet, Fakat, onun üzerine evet, Fakat HDP yani tarihinde ilk defa böyle bir şans yakaladı. Yine bir bu açı, ama şöyle, yine bir kızıyorlar açılım, ama yine bu hükümet zamanında yani bu hükümetin e, yapmış olduğu açılımlardan açılımlardan ha. işte yola çıkarak ha. kendini bir Türkiye partisi havasına soktu aslında. Evet. Yani bayağı Kürt olmayan birçok kesimden de epey oy aldı. Ya bizim hemşire İnanır bile destekliyor yani. Yani <laughs> Tatar Ramazan. Neyse artık. Ama sadece o değil. Bir sürü mesela yazarlardan, evet. Sanatçılardan, evet, sanatçılardan, sporculardan evet. bayağı destekleyenler oldu. Hı -hı. E, fakat HDP Hı -hı. güneydoğuda ve doğuda baktığınız zaman PKK'nın baskısıyla oradaki şehirlerdeki oy oranların %70-80'ini topladı. Bu durumda terör olayları karşısında HDP kendini PKK'ya karşı bir dik duruş sergileyemedi. Yani terörist bir PKK terörist bir gruptur diyemedi. Diyemedi. Ee, Ona, hatta hatta bir tane milletvekili de çok böyle edepsizce bir söylemde bulundu. Evet. 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 Değil yani mi? değil birkaçı kaç değil mi yani birkaç, birkaç tanesi. Bir canım evet. bir tanesi o bayan evet. mesela Muş'ta evet. da seçimlerden bir gün sonra koruyucular için evet. defolun gidin gibi laflar kullandı. Yani şimdi tek tek böyle ele almak istemiyoruz e diyorsun ama ha. şunu söyleyeceğim bir, bir Diyarbakır mevzunuz vardı sizin bir evet. Diyarbakır. In. Onu bir evet. sevgili seyircilere paylaşmak istiyorum. Yani bunlar muammada kalan şeyler. Çoğu vatandaşlarımızın çoğunu biliyor da biraz sonra evet. sayın altın 6 da alacağım Iğdır mevzusunu mevzusunu Ne yaptınız Diyarbakır'a gittiniz? Biz Diyarbakır'a ben Nevroz kutlamalarına katıldım. Davet ettiler. Evet, katıldım. Evet. Neyle karşılaştınız gittiniz orada? Neler yani gördünüz? orada ben aslında hiç ummadığım evet. yani hayalini bile etmediğim şeylerle karşılaştım mesela. yani. Orada mesela bir kalabalık vardı. Evet. Fakat Türkiye'nin hiçbir yerine görmediğim kadar bir yabancı, Avrupalı bir parlamenter grup grupları Evet. grupları bütün grup Avrupa'da bütün Avrupa'dan her hemen Avrupa her medyası ülkede, da vardı. Avrupa medyası biz yerli medyadan daha fazlaydı. Allah Allah. Evet. Ve akşam orada bir resepsiyon verildi işte. Evet. O resepsiyon zaten yağmur altındaydı, karanlıktı, sokaklar karanlıktı. Eee resepsiyonda işte ADP'nin ileri gelen milletvekilleri oradaydı. Selahattin Demirtaş kendisi orada değildi. Hı, hı o başka bir ilde bulunuyordu o akşam. Onu e, onu göremedim yani. Evet. Fakat e, genelde kalabalık resepsiyon kalabalık geçti. Fakat Sonrası, dikkatimi çeken evet. başka bir olay oldu. Şimdi resepsiyon e, böyle eski bir paşa konağında verilmiş. Evet. Yani eski bir paşanın konağıymış orası. Osmanlı Res döneminden kalma. Osmanlı döneminden kalma restore edilmiş, belediyeye ihale edilmiş. Hı hı. Belediye orayı restore etmiş, evet. yani belediyenin malı. Ama sokakların arasında, ara sokaklarda bir yerde. Şimdi konağa girebilmek için oraya araba girmiyor, dar sokaklar. Evet. Yürüyerek oraya gitmek zorundaydık. Gittiğimiz zaman konağa giderken ne gördünüz? Köşe başlarında hep böyle yani askerler, polisler. Evet. Onlar bekliyordu. Ama konaktan, resepsiyondan sonra çıktıktan sonra onlar gitti. Gece. 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 Evet. Her köşenin başına PKK silahları PKK'nın silahları adamları bekliyordu. Allah Allah. Ben o manzara karşısına geçtim. Yani nöbet değişimi gibi nöbet bir şey oldu. Nöbet değişimi şey. gibi bir şey oldu yani. Evet. Yani Çünkü, bu söylenenler yani, doğru diyorsun. Yani bu söylenenleri ben bizzat kendi gözümle gördüm yani. Gerçekten Yani gece doğru. geç saatlerden sonra PKK'lı, eli silahlı PKK'lı teröristler, militanlar e, sokaklarda e, cirit atıyorlardı e, ve kontrol yapıyorlardı. Öyle mi? Tabii onların hakimiyetinde orası. Gece sokakları onların hakimiyeti. Geçenlerde mesela bir yayın organının ismini yani burada söylemek istemiyorum. PKK'nın bu çözüm süreci esnasında evet. şehirlere 80 bin adet silah yığdığını yazdı. E şimdi bir bakıyorsunuz Lice'de olan olaylara. Geçen gün polisle askerle çatışan PKK'lı teröristler deniyor. Halbuki bu teröristler dağdan inen teröristler değil. Silvan'ın gençleri. İçimizdekiler. İçimizdekiler tabi. Silvan'ın gençleri. Hı hı. Yani PKK'nın eğittiği, örgütlediği ve kendilerine demokratik Kürt devrim hareketi adı altında diyen bir grup Silvanlı gençlerdir. Askerle evet. çatışan, polisle çatışan. Hı hı. Bu kadar silah nereden geldi? İşte burada iktidarın zaafını görüyorum ben. Yani ya, burada bir zaaf var ya, veya Salih Bey'in söylediği ya, demin meclis ya içerisindeki biraz bu, ileri gideyim ben. Ya istigda, iktidarın zaafıdır evet. ya istihbarat zaafıdır. Bugün, ikisi de var. İkisi de. Evet. O zaman ikisi de var evet. yani. Çünkü Doğu ve Güneydoğu illeri bu kadar nasıl silahlanabilir yani hani bir çözüm sürecinden bahsediliyor. İşte işte diyor ya silahlar gömülmemiş, yağlanmış, evet, daha da evet. arttırılmış yani bu artırılmış dönemde. Yani bu şu andaki sürece evet. gelinmesi için bir hazırlık yapılmış eğer yani. Eğer zamanında evet. zamanında bu önlenseydi evet. buna göz yumulmasaydı bugün bu kadar kişi akkanı akmazdı. Yani demek ki o vekilin söylediği eğer evet. böyle böyle evet. o cesareti oradan alarak söylemiş evet. bir şey. Yani evet. demek ki o biz iç yapılanmayı evet. yaptık. İstersek evet. sizi böyle böyle evet. yaparız gibi. T tükürükle o cesaret, boğarız. Yani, bu, de, yani o cesaretle evet. söyleyebilecek gibi ama evet. o, o kadar da basit değil tabi. Şimdi öbür taraftan CHP'ye bakıyorum. Hani evet, sorduğunuz evet, seçimle evet, ilgili. Evet, evet, evet. Şimdi burada HDP ne olabilir? HDP çünkü HDP'ye oy veren bu elite kitle diyeyim yani Hı. ve Doğu Güneydoğu'daki korku oyları eğer önüne geçilirse Orada güvenlik sağlanabilirse seçim günü HDP'nin oylarında HDP'nin oylarında baya bir değişiklik olur yani. Evet. Düşüş olur yani. Evet. CHP'ye gelince CHP zaten yani kendi Son seçimdeki içinde ittifakıyla birlikte bir de kendi evet. içinde evet. birliği sağlayamamış bir CHP var karşımızda. Hı hı. İki üç tane fraksiyon var partinin içerisinde hı. birbiriyle çatışan. Hı hı. Herekini bir fraksiyonu var ki vatan mı gitmiş gitsin, millet mi gitmiş gitsin, cenaze mi geliyor gelsin. Yeter ki biz iktidar olalım. veya koltuğumuzda oturalım. veya evet. koltuğumuzda oturalım. Evet. Bu zihniyet hakimken CHP'nin kemikleşmiş orada yüzde yirmi ile 25 arası bir oyu vardır. Yani onun üstüne çıkamaz evet. diyorsunuz. Onun üstüne evet. çıkması evet. ihtimal dahilinde değil. Hı hı. MHP gelince Sayın Devlet Bahçeli ne yaptığı belirsiz. Evet. Ne istediği belirsiz. Seçim yokum. Evet. İktidar Koalisyon İktidar yokum. Evet. Koalisyon yokum. yokum. Erken seçim hükümetine. Seçim hükümetine destek yokum. 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 Evet. Erken seçim yokum. E nerede varsın? Peki bu millet sana oyunu ne için verdi? Sen niye geldin oraya? Evet. Şimdi eğer MHP'nin de kemikleşmiş %12 ile 14 arası bir oyu var. Yani bu Bahçeli'nin şahsından dolayı değil. Değil tabii canım. Ha. O o oyu gene alır. Evet. Fakat eğer MHP seçim meydanlarında değişik bir vizyonla seçmenin karşısına çıkmayıp da kendini anlatamazsa o da yine %12, 12 ile 14 arasında kalır. Evet. Şimdi gelin bunu hep düşürdük. Evet. Kaldı geriye AK Parti, AK Parti. Şimdi Ak Parti, onun da çok yanlışlıkları oldu son dönemde bunları Hı. az önce konuşuyoruz bugünlerde, bu evet. Şimdi onun da yapması gereken bir öz eleştiri vardır. Ha. Bir temizlik vardır. Orada bir iç temizlemesi Orada lazım. Orada bir kendi iç temizlik, yap bir kere şart, evet. kesinlikle şart. Evet. Bir de vizyonu şart. Bir de seçim bildirgesinde kimleri alacak. Örneğin mesela geçen 7 Haziran'daki seçim bildirgesinde Alevilerle ilgili tek bir kelime bile yoktu. Evet. Bunları göz önüne alırsa. İşte eski ruhu 2002 <laughs> ruhu dedi Sayın Aynı. Altınış'ın. O bunları yani. göz önüne evet. alırsa evet. kendini bir temizlerse yenilerse ben öyle zannediyorum ki AK Parti %45'i rahat açar. Yani tek başına iktidar olma <laughs> şansı var. Şansı var. Evet. Ama bu şartlar altında. Yani bunları gerçekleştirirse evet. yaparsa evet. diyoruz. Peki efendim teşekkür ederiz. Evet. Sayın Altınış'ın. Tabii şimdi Fuat Bey birçok şeyi böyle e, anlattı, dillendirdi. Tabii şunu görmek lazım. Ben e, Türkiye'nin geleceği şu, halen Ak Parti. Hı -hı. Çok önemli. Yani 2023 vizyonuna evet. gidecek adres Ak Partiden geçen. Şu adresi. 2023 nedir? Neler olacak 2023'te? Ya şimdi tabii 2023 evet. kendi içerisinde birçok şeyi barındırıyor. Evet. Yani sadece e, ülkenin işte Cumhuriyet'in 100. yılı değil. Hı -hı. Aslında bu o felsefenin altına yatan. Aslında Türkiye'nin lider olma ülkenin kırılma, kırılma. zincirlerini kırma evet. tarihidir bu. O anlamda ciddi bir etkisi var diye ben şuraya gelmek istiyorum. Aslında ifade etmek istediğim nokta çok farklı. Bizim siyasi partileri şöyle bir analiz ettiğimizde sorumlu siyaset güden partilerin çoğunluğunda bir sıkıntı var. ya yani Nedir? Yani devlet sorumluluğu üstlenebilecek. Devlet ciddiyetini güdebilecek. Bunu yaparken de iktidarsa iktidarda bunu icra edebilecek. Muhalefet evet. içerisinde ise e, pozitif bir eleştiriyle buna destek evet. sağlayabilecek ve alternatif sunabilecek bir yapının eksikliğinden bahsediyoruz. Hep Tüm bunları bir araya getirdiğimizde AK Parti kendi içerisinde eksiklerine rağmen ki önümüzdeki iki aydaki kongre umarım Hepimizin temennisi olan o ruhu yakalayacak bir ekibin e, oluştuğu bir e, bir parti kongresinden sonra ben önümüzdeki süreçte AK Parti'nin bu misyonu taşıyabilecek kadroları kendi bünyesinde yine Türkiye mozayeni tekrar canlandırarak, hı hı. o Türkiye zenginliğini, o çeşitliliğini evet. tekrar bünyesinde barındırarak e, ileriye taşıyacağına inanıyorum. Peki... Hiç mi olumsuz adımlar olmadı? Çok ciddi manada evet. oldu. Yani e, şunu da e, kabul etmek gerekiyor. Maalesef özellikle son iki yılda çözüm süreciyle ilgili olarak Doğu ve Güneydoğu'da... İktidar Partisi'nin yapmış olduğu siyaset yanlış bir siyasetti. Yani çözüm sürecine zeval gelmesin... Açının biraz çok açıldı yani. Biraz e, çözüm sürecine evet. zeval gelmesin diye... Evet. E, Birçok şey göz yumuldu. Göz yumuldu. Görmezlikten gelindi. Görmezlikten gelindi. E, zev, e, süreci zeval gelmesin diye. Tabii ben burada eee iktidardaki karar mercilerini etkileyen raporların hı hı. yanlış hazırlandığı kanaatindeyim. Yani ben tam e, oraya Yani bir yine raporlar yanlış servis edildi diye. E, yanlış servis edildi evet. kanaatindeyim. Bakın şöyle bir e, örnek sizinle paylaşayım. Iğdırlı bir arkadaşımız var. Çok değerli bir arkadaşım. Kendisi Azeri diyor. Hı -hı. kardeşimiz zaten genelde Iğdır'da Azeri evet, vatandaşlarımız çok önemli. Azeri kardeşimiz evet. son yıllarda tabii Kürt nüfusu yoğun bir şekilde artmıştı Göç Ögöçle yani evet. birlikte Iğdır'a da çok yerleşenler var. Diyor ki, Salih Başkan diyor, bizim memlekette son yıllarda öyle bir şeyler gelişti Hı -hı. ki diyor, evet. ben diyor ülkemi tanımaz oldum. Hı -hı. Şehrimi tanıyamaz oldu. Evet. Nedir bu geliş o gelişmeler? Halk sorunlarını yani mahkemeye gidecek sorunlarını Hı -hı. Yani ben söylerken bile zorluk çekiyorum ama PKK'nın kurmuş olduğu halk mahkemelerinde çözüyor. Çözüyor. Odurda. Ben dedim ya sen beni şaka mı ediyorsun? Evet. Yani gerçekten. Ya şaka gibi yani. Şaka gibi bu. Evet. Diyor ki Sal Salih Başkan diyor bakın diyor. Mahkemeye veriyorsun. Yani devlet mahkemesine verdiğinde birkaç yıl sürüyor. Masrafı evet. fazla. Evet. Ondan sonra süreç çok fazla. Evet. Bir sürü bürokratik şeyi var. Ya şaka gibi gerçekten anlattınız yani. Halk mahkemesine diyor taraflar Kürt olmak zorunda değil. Evet. Azeri Azeri gidiyor. Ve o anda evet. karar veriliyor. Ve Tam, karar bir, tam verilen, bir komünist rejim gibi diye. Ve o verilen karar evet. birebir uygulanıyor ve bu o e, şehirde kabul görüyor. Bu bir örnektir. Evet. Ki e, diğer şehirlerde herkese bunun bizzat örnekleri var. Ya bakın şehir yapılanmaları var ciddi manada. Yani belediyeler yapılandırılıyor. PKK belediye kadrolarında kendilerine yer buluyor. Belediye ekipmanları, belediye malzemeleri PKK'nın hizmetine kullandırılıyor. İşte bu dozerler şunlar bunlar şu ki, andaki yaşadıklarımızın hepsi doğru yani. Yani yalan e, değil. Devletin orada olmadığı anlamına gelmiyor. Devlet maalesef yanlış siyaset güdüyor. Daha doğrusu karar mercilerine yanlış raporlar veriliyor. Veya yanlış karar mercilerinde yanlış insanlar var. Yanlış insanlar da var. Evet. Tabii ki bu yani hep birbiriyle bağlantılı evet. durumlardır. Bu değişmediği sürece bu sorun devam edecektir. Ama çok tehlikeli bir süreçteyiz. Evet. Dolayısıyla e, maalesef e, bu bir realitedir. Bu realiti kabul etmek zorundayız. Ben e, kongre ile birlikte bu değişimin evet. olacağı kanaatindeyim. Bu değişimle birlikte AK Parti... 2002'de olduğu gibi, 2007'de olduğu gibi tekrar o vizyonu, evet. o heyecanı kendi bünyesinde Türkiye'ye tekrar evet. dört bir tarafına tekrar yansıtacaktır. Ve e, sav çoğunluğu sağlayıp tek başına iktidar olabilecek e, kudrete sahip olduğunu düşünüyorum. Peki CHP'nin son seçimlerini göz, aldı, göz ardı etmemek evet. lazım. Bakın CHP her ne kadar eleştirsek bile çok önemli bir seçim stratejisi güttü. Neydi bu? Farkında hep ekonomik değerlerle evet. oynadılar. Evet. Ne dediler? İşte çift maaş vereceğiz. Evet, evet yani. Milletin cebini düşünerek hareket ee, ettiler. Ekonominin yani. hiçbirinde aslı yok. Ya olsun, ya, olsun ama olsun yani olmaz. sonuçta milletin cebini düşünerek. Bu çok oynadılar. önemli. Evet. Yani bu e, e, seçim e, propagandalarında farklı bir çizgi çizmeye başladı. Evet. Bu yanıltıcı olabilir. Vatandaşımız milletimiz buna kanabilir. E, ve e, şey olarak da e, CHP birçok alanda o anlamda kendini düzeltmeye gidiyor. Yani CHP evet her ne kadar kemikleşmiş %20-25 bir oy potansiyel olsa bile Hı. muhtemel kayabilecek oylara aday olabilecek partilerden bir tanesi yine CHP'dir. Bunu göz ardı etmeyelim. Evet. Yani doğudaki oylara veya büyük şehirlerdeki... Muhtemel olabilecek evet. kaymalar evet. budur. Tabi bu AK Parti ile bağlantılı bir durum. AK Parti sonrası süreç eğer 2002 ruhu yakalanırsa ben böyle bir şey... O, e, her şey vereyim. 12 Eylül Kongresi'ne her bağlı. 12 Eylül Kongresi'ne bağlı ve ondan sonraki sürece bağlı. Eee... HDP'ye gelmek istiyorum. HDP şöyle incelediğimizde aslında HDP içerisinde 3 tane fraksiyon var. Hı hı. Bir PKK'lı fraksiyon var orada. Doğru. Bir sosyalist fraksiyon var. Hı hı. Türk sosyalistlerin içerisinde evet. bulunduğu fraksiyon var. Bir de hakikaten Kürt liberalleri var içerisinde. Evet. Dünyasında. Ama en etkin ve parti yönetiminde söz sahibi olan fraksiyon PKK fraksiyonu. Evet. Bu bir, e, realiti, evet. bir gerçek. Gerçek. Evet. Dolayısıyla parti genel başkanlarının, parti sözcülerinin PKK'li yine söylemleri olmasını gayet doğal buluyorum. Çünkü nihayetinde onların kontrolünde bir yani, bir evet. parti. Onları temsil eden bir Onları, parti. Her ne e kadar e e değiniz dese Her ne kadar bizi acıtsa evet. bile. Evet. realite bu. Yani PKK'nın vücut bulduğu bir parti budur ki iktidar e bunu bilinçli olarak da müsamaha etti. Hani dağdan inip ovada siyaset yapılsın evet. söylendi. Dav dağdan inip ovada siyaset yapanların ürünü bunlar. Evet. Bu çok önemli. Peki MHP ne yapıyor? MHP bir siyasi parti gibi davranmıyor. Ne yapıyor MHP? MHP bir sivil toplum kuruluşu gibi davranıyor. Yani X bir derneğin yapacağı açıklamaları MHP yapıyor. MHP'nin hedefi, vizyonu iktidar olmalı. Her partinin, her siyasi partinin vizyonunda hmm. iktidar olmak yeter. Aksi da de de. Şey. MHP'de böyle bir şey yok. Ama MHP'nin vizyonunda böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey Göremiyoruz yani. En azından biz göremiyoruz. Kadrolar mı yok ki acaba? Ben e, şunu algılıyorum, e, MHP şunu görüyor, diyor ki, bu sürece diyor ben alet olmak istemiyorum. Bu tamamen Ak Parti'nin e, şeyidir, evet. suçudur. Bakalım kendisi bu Ak Parti burada nasıl çıkacak. Nasıl ben ben yapacak eve. Ve ben MHP'nin seçim stratejisinin AK Parti üzerinden olacağına inanıyorum. Yani evet. özellikle bu son olaylar, MHP'nin evet. seçim propagandası içerisinde ciddi manada yer alacaktır ve bu argümanı kullanacaklardır. Ve özellikle son günlerde yaşamış olduğumuz bir ayrıntı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben bu bu ayrıntının MHP ile CHP ciddi manada oy kaybettireceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz 45 günlük süreç doldu. Yani evet. daha doğrusu pazar evet. günü doluyor ve e, görünen o ki pazar gününe kadar bir koalisyon Şu hükümeti olmayacak, kurulamayacak olmayacak evet ve e, anayasaya göre Cumhurbaşkanı ve e, Meclis Başkanı ile birlikte karar alarak seçim hükümeti kurulacak seçim evet. hükümetinin başında da doğal olarak Ahmet Davutoğlu Başbakanımız evet. zaten Daha, karar diğer partilerden alın. de bakanlar alınacak o karar diğer bakanlar alındı alınacak zaten ama evet. bakın iki parti açıklama yaptı MHP olmayacağını bildirdi evet, evet. CHP de olmayacağını bildirdi evet. HDP ile bir seçim hükümeti kurulacak e, yüksek Seçim Kurulu Ama zaten yine son dakika c dönüşü olabilir. E, 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 yüksek Seçim Kurulu da 25 Ekim-1 Kasım tarihlerine işaret ediyor. Muhtemelen ikisinden biri olacaktır. Yalnız milletimiz milli irade şunu unutmayacaktır. Dağda mücadele ettiğimiz PKK ile her ne kadar siyasi iktidar yanlış yapsa bile bunu ovaya taşıyan iktidar olmamıştır. Bunu parlamento taşıyan da iktidar olmamıştır. Bunu bu hareketleriyle, bu siyasetiyle MHP ve CHP yapmış ya e Zaten işte ders ve vermek için. Eğer hükümet yani, olacaksa evet. ve hükümet de yerini alacaksa bunun vebali evet. ve günahı CHP ve MHP'ye aittir. Ben bu sorumluluk bilinciyle evet. hareket eden milletin e, doğru yolu bulacağına inanıyorum. Daha doğrusu doğru yolu seçeceğine inanıyorum. Ama artık ötekileştiren bir siyasetten ötekileştirilen dilde kurtulmamız gerekiyor. AK Parti gerçek manada AK Parti olmalıdır. Yani kendi kendine geri gelmelidir. Kendine geri gelmelidir. Maalesef AK Parti içerisinde şu anda hala AKP'liler vardır. Evet. Bakın özellikle söylüyorum AK Parti içerisindeki AKP'liler arınmalıdır. Evet. AKP'ler evet. AKP'liler arındıktan sonra AK Parti gerçek kimliğini bulacaktır. Gerçek bir Türkiye Partisi olacaktır ve iktidar olacaktır. Evelallah. Allah. Ee, ben temennim o yöndedir. Biz 2002'deki farklı cenahtan işte Alevi camiasından, Kürt camiasından, evet. sosyalist eee camialardan farklı renkleri kendi bünyesinde barındıran o hareketi, o heyecanı tekrar kazanamazsak gelecek açısından Türkiye umutla bakamayacağımı söylüyorum. Ama öyle olacağını da düşünmüyorum. Türk milleti çok büyük sıkıntılar, çok büyük badireler atlatmıştır. Bunu da çok rahat bir şekilde atlatacaktır. Evet. O anlamda da umut var olmak gerekiyor ama biz şunu unutmayalım. Biz her ne kadar buradan konuşuyorsak bile yurt dışında yaşıyoruz. Dolayısıyla bizler unutulmamamız gerekiyor. Bizi de unut ben, unutturmayalım kendimizi e, canım. Biz kendimizi unutturmamamız lazım. Ben 7 Haziran'da takdir ettiğim birkaç olay oldu. Çok değerli bir arkadaşımız Mustafa Yeneroğlu'nun seçilmesini inanın ben şahsen kendi adıma söylüyorum çok sevindim. Ben de sevindim. yani bu toplumun en azından sorunlarını bilen, toplumun sorunlarını dile getirebileceğine inandığım bir arkadaşımızın orada olması çok önemli bir işaretti. Sadece o değil. Bence Mustafa Yeneroğlu, meclisteki 550 kişi içerisinde belki ilk 20'ye girecek bir kişi. E, olabilir. Yani o ben olabilir. Bir şey Bilgi, eğitim ve deneyim e, bakımında yani yani. şu, şu Avrupa'da... Sayın Yeneroğlu gibi burada e, yüzlerce de var. Yüzlerce yani. arkadaşımız e, var. var, var. 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 Böylelerinin evet. böyle gitmesini var. isteriz evet. biz. Ama ben keşke HDP'nin Avrupa'da yaptığı gibi AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bunu yapabilseydi. Bakın AK Parti tercihlerine bir doğru Mustafa Yenir ile yaptı. Ee, CHP bir arkadaşı aldı. Evet. Yine Stuttgart bölgesinden biri girdi. MHP bir adayı vardı. O daha sonradan... Kazanamadı zaten. Ee, yok hayır. Ee, adayı geri çekildi. Yok İsa aday da hala. Yok değildi geri çektirildi. 19. sıradaydı. Çektirildi sonra evet. bir açıklamasından hı hı. sonra. Ama HDP ne yaptı biliyor musunuz? Bakın HDP Ali Federasyon Genel Başkanı'nı, Konfederasyon Genel Başkanı aday yaptı. Hem de birinci sıra, İstanbul'da. Hem de birinci evet, sıra evet. İstanbul'dan. Ee, Avrupa Parlamentosu'nda yıllarca siyaset yapan Melek Nasucaz'ı evet. Cahit Diyarbakır'dan aday yaptı. Bir de Avrupalı Türk Demokrat Birliği'nin kurucuları arasında bulunan Ziya Piri. Evet. Bak çok önemli. Ziya Piri, HDP'den Gümüşhane'li arkadaş, evet. Gümüşhane, e, Diyarbakır'dan e, aday yaptı ve vekil yaptılar. Bunun gibi 4-5 tane isim var. Yani aynı ismi, aynı aynı durumu, aynı yani. HDP Aynen. Bu, konu, bu konuda iyi bir e, şey, HDP. Yani, e, yani HDP'nin <laughs> vizyonuna, misyonunuza baktığımız zaman bizim için ters olabilir ama. Ha kendi vizyonu doğrultusunda tercihlerini çok doğru yaptı. Çünkü Avrupa'da Avrupa'da kendisini temsil eden, kendi sesini duyurabilecek kendi... insanları seçmiş. Seçmiş. Niye diğer partiler? AK Parti veya yani. niye? AK Parti yani. ne yapıyor? Ha. Maalesef burada çok e, e, iktisatlı iktisatçı davrandılar. Çok bir temkinli davrandılar. Bence bundan feragat etmeleri gerekiyor. Evet. O açıdan bu seçim süreci tabii ki çok hızlı bir seçim, erken seçim olur. Yani bir anayasa evet. anayasa değişikliğine ihtiyacımız var ama uzun süreçte ve önümüzdeki ilk normal genel seçimlerde şunu bekliyoruz artık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçilme hakkı. Direkt. direkt seçim olarak bölgesi olarak. Hakkı, evet seçim bölgesi olarak. E, Türkiye'den bir yer gösterilebilir. Evet. Ve bu rakamlara endekslenmemeli. Yani işte 10-15 sınırlandırılmamalı. Evet. Kota uygulamasında. Kota olmaması gerekiyor. Evet. Tamamıyla bir ilde uyguladıkları oy oranı neyse, or or neyse yurt evet. dışı için aynı şeyi uygulamak zorundadır. Bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu zaten olabilecek sağlıklı adımları zarmanda atmıştı. Biliyorsunuz Ankara iki seçim hmm. bölgesiydi, evet. üç seçim bölgesi yaptılar. Üçüncü ilçe seçim bölgesi olmuştu. Evet. Bu bir çözümdür. Yani, bu yani Ankara'da bir çözüm... dördüncü seçim bölgesi Mesela kurulabilir. Üçüncü seçim bölgesi olur, yurt dışı seçmeni evet. orada da olur. Aynen, doğru. Seçim bölgesi nihayetinde evet. e, yurt dışı olur. Evet bence bu adımları AK Parti veya daha doğrusu parlamento attığı zaman bizler de gerçek manada orada temsil edilebileceğiz. Türkiye çok daha güçlü bir şekilde hem 2023 vizyonuna kavuşabilecek hem de sözüyle icraatı bir olabilen, sözüyle icraatı partiler üstü durabilen bir siyasi nesil yetiştirecektir. Evet. Ben Türkiye'deki siyasi değerlerin tekrar itibar kazanabilmesi için siyasi dilin tekrar düzeyli bir dile dönüşebilmesi için yurt dışındaki adayların o parlamento çatısı altında olması gerektiği kanaatini düşünen ve inananlardan ve olmasının olmasını da istiyoruz kesinlikle. Olmasını Yıllardan istiyoruz. beri de bunu söylüyoruz. Evet. Bizi orada evet. temsil etmeleri temsil edilecekse eğer kendi içimizden kendi değerlerimizi bilen insanların orada olması lazım diyoruz. Bu da de, bizim de en doğal hakkımız. Tabii ki. beni bilmeyen tanımayan bir adam beni nasıl temsil edebilir? Benim hakkımda burada yani Bir bakanımız bir, günün birinde şunu söylemişti. Biz o dönemlerde konuşuyorduk. ilk arkadaşlar ben her ne kadar sizden sorumlu devlet bakanı olsam bile benim bir seçim bölgem var. Evet, evet bir seçim bölgem. Evet. Yani işin özeti bu. Evet. Yani Orada bizi. Yani bu işin çözümü Mars'ı aramaya gerek yok. Yani evet. çok gayet basitti. Bunun örnekleri yurt dışında diğer ülkeleri alabilirsiniz. Yani bununla alakalı biz projeler de sunduk. Evet. Kamuoyuyla da paylaşırız. Tekrar paylaşırız. Evet. Farklı alternatifleri de üretiriz. Ya yani lütfen bizi Ankara'dan oturarak burada yönetmeye kalkmayın. Biz kendi kendimizi yönetiriz. Ee, ya, yani tabii buradan... şimdi buna benzer benim bir e, anım var. Buyurun. Yaklaşık bundan 15-16 sene önce hı hı. bu Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgili işte dildi, eğitimdi, evet. pasaport işte gidip gelmeydi, e, dindi, bu tür sorunlarla ilgili bir rapor hazırladım. Ben evet. bunu Ankara'ya Büyük Millet Meclisi Genel Başkanı'na sundum. Önce zaten randevu almak ayrı Hı -hı. bir dert. İçeri girip raporu sunduk. Bana söylediği şey şu: Bu ne dedi? Sayın Başkanım dedim bu bizim işte Avrupa'daki Türklerin sorunlarını içeren bir rapor. Hı -hı. İnanır mısınız Zeki Bey şöyle bunu aldı şöyle masaya tek geri attı açıp kapağını açıp bakmadı. Ya dedi ben dedi burada Türkiye ile uğraşamıyorum sizinle nasıl uğraşayım dedi. Yani doğrusunu Tek söylemiş kelime. bize bizi gördükleri göz öyle. Bir toparlayalım kısa bir toparlama sevgili seyircilerimiz kısa, son. Kısa, son çok kısa. ben şunu söyleyebilirim 12 Eylül'deki bu Ak Parti kurultayında evet. inşallah bu yanlışlardan dönülür bu kutuplaşmalardan vazgeçilir evet. tekrar kucaklaşma ve herkese o eski ruha geri dönülür. Eski ruha dönülür. Herkese kapılar açılır. Kadrolarında bizlere de yer verilir evet. diye düşünüyorum. İnşallah pek teşekkür, yani. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Esentepe'deki yalnız bırakıldı demiştiniz. Kısa evet. bir kısa bir toparlama alayım bir program Evet çok sonra. önemli. Evet. Ee, ben Sayın Cumhurbaşkanımız çağımızın e, en önemli liderlerinden biri. Evet. Bence vizyonu, misyonu bu ülkeyi taşıdığı Hı -hı. nokta, ülkemizle kazandırdıkları eee takdirden öte bir durum. Ve sayın Cumhurbaşkanımızın o güçlü vizyon ve misyonuna ayak uydurabilen ekibi ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ve o ekibin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve o ekibi orada oluşturacak da milli irade olacaktır. O milli irade yürüten siyasi partilerdir. Düzenli evet. ve bu misyona, bu davaya inanmış kadroların oluşması gerekiyor. O kadrolar artık, bu işin lamicimi yok. Evet. Artık hatalarımızdan dönmemiz gerekiyor iktidarıyla muhalefetiyle e, ben yaptım oldum o, e, felsefesine uzak karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dış mıhraklara mahal vermeden yeni bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu adımı atabilecek basirete sahip bir milletiz. Türk milleti çok büyük bir millettir. Anadolu coğrafyası çok büyük bir coğrafyadır. O coğrafya içerisinde barış, huzurun tekrar tesis olabileceği geleceğe ee, inanıyorum. Ee, temelinde o yönde olacaktır. Umarım 1 Kasım veya 25 Ekim'deki seçimlerde evet. bu yönde hepimiz hayırlı olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler. Bir Avrupa Masası programının sonuna geldik. Bu akşam Türkiye'yi, Türkiye siyasetini, Avrupa siyasetini, sevgili toplum kuruluşlarını konuştuk. Bizim etkilerimiz ne olur? Biz Ankara'da temsil edilmeli miyiz? Edilirsek neler yapabiliriz? kendimizin doğrularını ve yanlışlarını masaya yatırdık. Ee, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin e, yapmış olduğu çalışmaları konuştuk. Efendim, e, herhalde umut ediyorum sizleri de fazla sıkmadık. Güzel bir program oldu. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. kalın. İyi akşamlar diliyorum.